Bitcoin fiyatları ile dolar endeksi arasında negatif bir korelasyon var mı? Negatif, do, ters orantı var mı? Buna incelemeye çalışıyorum. Yani Burada incelediğimiz, bunu gerçekte veren e, şeyler de var, indikatörler de var da kendim grafik üzerinden bir yargıya varmaya çalışacağım. Şimdi e, baktığımız zaman şuralardaki değişiklik aslında çok fazla e, son zamanda yaşadığımız gibi çok büyük bir yükseliş değil. Yani 95'ten kaça düşmüş? 89'a düşmüş. %9-10 gibi bir e, düşüş var. Şuralara baktığımız zamansa çok ciddi bir yükseliş var. 90'dan 113'e gitmiş. Yani %25 gibi bir yükseliş var. E, bu süre zarfında dünyadaki her şeyin, e, bütün para birimlerinin, dolar dışındaki bütün para birimlerinin değeri düştü. Şimdi bu süre zarfında da bitcoin'in de değeri düştü yani dünyadaki genel e, risk algısını etkilemiş olabilir bu DXY'nin artması. Bu risk algısı Bitcoin'i düşürmüş olabilir. Şuraları da incelediğimizde tam birebir şey yok. Yani şu en yüksek 20 bine geldiğinde DXY gördüğünüz gibi e, 93'lerde, sonrasında 88'lere düştüğü halde Bitcoin dip yapmış. Yani birebir bir negatif orantı var veya pozitif orantı var e, diyemiyoruz. Şuraya benzemiş biraz. E, burada Bitcoin yatırımcısının veya uluslararası piyasalardaki risk algısının değişmesinden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Ancak tahminleme modelleri varsa yani Bitcoin tahminleme modellerine DXY'nin de eklenmesi olumlu olacaktır. Yani dünyadaki toplam basılan para miktarının eklenmesi gerektiğini söylemiştim. Bitcoin cüzdanı sayısının eklenmesi gerekir. Bunun dışında da DXY de eklenebilir. İşte toplam basılı para miktarına ek olarak. Çünkü şu son zamandaki işte DXY yükseldikçe Bitcoin'in kademeli düşüşü var. Son zamanda böyle bir şey söylenebiliyor ama dediğim gibi DXY'nin yükselmesinden mi yoksa risk, risklerden dolayı mı kaynaklanıyor? Onları bilmiyoruz. Ayrıca işte dolar dışında para kullanan diğer ülkelerin de dolara kaçmaktansa Bitcoin'e kaçalım diyebilme noktaları da olabilir bu bir seviyede insanların. Yani pound sürekli değer kaybederken, Japonya'nın sürekli değer kaybederken insanlar dolara geçmek yerine Bitcoin'e de geçelim derse bu da farklı bir insan davranışını gösteriyor. şurada mesela çok yükselmiştiği zaman ne yapmış Bitcoin? 5000 dolarlarda düşmesine DX'nin düşmesiyle itibaren şurada bir tavan yapmış. Sonra yükseldiği zaman da devam etmiş. Sonrasında çok ciddi bir düşüş yaşamış. Neredeyse para miktarı aynı kalmasına rağmen. Burada tabii zaman da olabilir. Yani şu grafiği biraz bu tarafa kaydırıp öyle bakmak da gerekiyor. Olabilir. Veya şu tarafa doğru kaydırıp. Yani dolar miktarının azalacağını haber alan yatırım fonları bir işlem yapıyor olabilir. Birazcık da öyle bakmamız lazım. Yani e, bir 20 gün gecikmeni olarak bakarsak bitcoin'e belki daha mantıklı bir e, yargıya varabiliriz. Neyse, bitcoin algoritmasını, bitcoin fiyatlarını tahmin etmeye çalışan algoritmanı yazan insanların e, DXY'ye göre, yani mesela bir hafta sonrasını tahmin ederken şu anki e, dünya, DXY değerini kullanması faydalı olabilir. Bunları incelemek gerekiyor. Oturup bununla ilgili kodları yazılması gerekiyor. DXY'de Bitcoin modellemelerinin içerisine dahil edilebilir.